Mahzebe. Ben projenin koordinatörü Güler Kıyafet'im. Pek çoğunuz zaten tanıyor. Projenin danışma kurulu üyelerimiz de var aramızda ama şöyle yeni katılan arkadaşlarımız da var. İsterseniz sıradan adınızı soyadınızı ve hangi kurumdan geldiğimizi söylersek diyorum. Buyurun sizden başlayabilirsiniz. Yabancı Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Birinci ve ikinci projede çalışmıştım. O kadar. Teşekkür ederim. Özgür Türk Yapsülüyen Dönemekler Federasyonu, Mardin Milli Yapımcılığı. Burcu Suvari, eğitim sanatına geliyorum. Eğitime dair bir rektör öğretmenim. Olcay Özer, Samandı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Programı. Tina Kokman, Osmanlı Mardin Milli Yapımcılığı Öğretmenim. Regina Konos, Getun Özen Ermeni Milli Yapımcılığı Öğretmenim. Yiğit Aksakoğlu, Bernard Bandeyer Vakfı'nda çalışıyorum. Ebru Muspeder, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nde çalışıyorum. Kenan Çayık, Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışıyorum ben de. Emin Dağlı, Eskişehir Eğitimciler Şube Başkanı. Zeynep Arslan, Grand Prix Vakfı'nda çalışıyorum ben de. Ayşe Erzan, bu insanla beraber Ders Kitapları İnsan Hakları Projesi'nin ilk başından beri içindeyim. İkinci projeye katılabildim. Bu sefer tamamıyla dışındaydım ama hepiniz katılmak istedim. Erdal Demirda, spor tutarım. Aynı zamanda edebiyatım. Sedat Aslantaş, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın temsilen katılıyorum. Ben de önceki projelerde yer almıştım. Sevinçlik öğretmenim, bu projenin ikincisinde yer almıştım. Evet, ben de 2 ve 3'te yer aldım. Güzel bir şey. Benim adım da Güler Kayacan. Ders Kitapları ve Sanatları 3 projesinin koordinatörüyüm. Aslında sizlere gönderdiğiniz davetiye hani bir toplantının amacını kısaca yazmıştım. Amacımız şey, Ders Kitapları ve Sanatları 3 tarama sonuçlarının bulgularını Kenan hocamız bize kısaca aktaracak. Daha sonra da çözüm önerileri üzerine konuşacağız. Çünkü amacımız burada çözüm önerilerini ve bulguları sabah paylaştıktan sonra tavsiyeleri o da bitince biraz genişletmek ve bir metin hazırlayacağız. Ve bunu da Milli Eğitim Bakanlığı'na, Talim Terbiye Kurumu'na, işte ders kitapları yazarlarına vesaire verileceğiz ve yaygınlaştıracağız. Sesim için çok özür diliyorum, dün biraz düşüktüm. O yüzden az ses çıkarmaya çalışacağım. Çok kısaca hatırlayalım istedim aslında. Üçüncüsü bu proje, Ders Kitapları Sanatları Ölçütlerine Göre Tıranması Projesi. İlkini 2002-2004'te yaptı Tarih Vakfı. Türkiye Bilimler Akademisi şemsiyesi altında Tarih Vakfı ile birlikte Türkiye İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle yürütüldü. O zaman bir orta öğretimde okutulan 190 ders kitabı tarandı ve tarama sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı, raporlandı ve yayınlandı. Öğretmenler için de kitaplar vardı. Onları bu seti çıkartmadım. Arada size çıkarır ve gösteririm görenler için. İkincisi 2007-2009 yılları arasında yürütüldü. O proje kapsamında ilk orta öğretimde yani ilk orta ve lisede okutulan ders kitapları ve öğrenci çalışma ve öğretmen kitapları tarandı. Toplam 214 kitap tarandı. İkinci projenin koordinatörlüğünden beri bizimle Sayın Hanım biraz önce söyledi. 74 gönüllünün katılımıyla tarama yapılmıştı o projede. Öğretmenler, sosyal bilimlerden öğrencilerin olduğu böyle geniş çevreki. Üçüncüsünü de aslında 2013'ün Ocak ayında başladık. Proje 18 ayını doldurdu. 2 ay uzatma aldık. Çünkü sadece ilk orta ve lisede okutulan 245 ders kitabını taramak ve raporlamak değil. Bu projenin tabii temel faaliyeti. Bir faaliyeti de alternatif bir uygarlıklar tarihi alanında öğretmen ve öğrencilere alternatif çalışma kitabı hazırlamak. O çalışmamız halen sürüyor. Onu da sorun önemli sayılır. Projenin
amacını tekrarlayacağım ama hani şey, üçüncüsünü yapıyor olmamız aslında bu projenin genel amacını bir anlamda gerçekleştirdiğimiz anlamına da geliyor. Çünkü insan hakları politikalarının yerel ve ulusal düzeyde oluşturulması konusunda sivil toplumun görev alması, işte bizler durumda olmasını sağlıyor. Üçüncüsü de aslında bunun en büyük göstergesi diye düşünüyoruz. Projeyi geniş bir ekiple yürüttük. Gördüğünüz gibi danışma kurulumuz, proje asistanlarımız, koordinatörler, tarama ekibi, seçkin oluşturdu bir ekip. İsimleri burada yazıyor arkadaşlarımız. Ama temel olarak, yani katmanlı olarak taramda Kenan daha iyi bahsedecektir. Tarama süreci nasıl oldu? En altta da şey var, etkinlik kitabını hazırlayan tarih öğretmenlerimiz isimleri var. Oldukça kalabalık bir ekip yürüttük projeyi. Birkaç kelime de çıktılardan söz edeyim. Şeyi bastık, biliyorsunuz bu tarama raporumuz. Bin tane bastığın Türkçesi. Bunu şu anda İngilizcesi hazırlanıyor, çeviride. Temmuz sonunda İngilizcesini de basmış olacağız. İki adet uygarlıklar tarihi çalışma kitabımız basım hazırlık aşamasında. Web sitemiz hazırlanıyor. İstiyoruz ki Tarih Farklı'nın eğitim alanında yaptığı bütün projelerin çıktılarının, bulguların yer aldığı bir web sitesi olsun. Eğitim, insan hakları, demokrasi gibi bir isim düşünüyoruz. Aynı zamanda web sitesinin bir yüzü de öğretmenlerin etkinlik yükleyebilecekleri, indirebilecekleri bir pratik yüzü de olacak. Projenin bir ayağı da savunma ayağı. Basın toplantımızı 10 Haziran'da yaptık ve raporu basından Türkiye'yi kamuoyundan. Sivil toplum örgütü, devlet temsilcileriyle toplantımızı bugün yapıyoruz. Geriye Ankara ayağı kalıyor aslında. Onu da Eylül'de yapacağız. Çünkü önümüz Temmuz'da hem meclis kapalı, meclisi, eğitim komisyonunu, grup başkanlıklarını ziyaret edemeyiz. Hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle gündem çok yok. O nedenle yani proje bitse de biz Ankara savunma ziyaretini İletim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu ve meclisteki ziyaretimizde en ileride yapacağız. Projenin teknik kısmıyla ilgili özel olarak vereceğim bir karar. Bunlar şimdi sözü kenara bırakıyorum. Hemen onu sunuyorum. Toplantının akışında bir şekilde önce bulgular, sonra da istiyorsanız. Evet, aslında şöyle önümüzdeki şeyde var. Böyle tasarlamıştık. Önce tarım sonuçlarını, bulguları kısaca sunalım diye düşündük. Sonra onu bir değerlendirelim tüm katılımcılarla. Sonra da amaçları da çözüm önerileri kısmına geçelim. Ben de hoş geldiniz diyorum. Şöyle bakınca aşağı aşağıdan da görünce ilk 2002 yılında ki birinci ders kitaplarının İnsan Hakları Projesi raporunun editörlerinden Ayşe Hoca, ikincisi Gürel Hoca, koordinatörlerinden birisi işte Sevim Hoca, Deniz Hoca ile beraber siz de vardınız değil mi hocam? Zehra Hanım vardı. Ben de o zaman genç bir asistandım 2002 yılında. Şimdi yarı yaşını devirmiş bir akademisyene dönüştüm. Artık üçüncüsü, Sedat Bey vardı ortak olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan ikincisiydi hakikaten. Şeyle de konuştuk, Tarih Vakfı Başkanı Bülent Bilmez. Bir sivil toplum örgütünün önce bir şey söylemek lazım. Tarih Vakfı'nın işte başarısının altını çizmek lazım. Sistematik bir şekilde üçüncü sefer izlemesi bir şekilde ve bir rapor üretmesi hakikaten başlı başına önemli bir hadise. Ders kitabı çalışmalarının Türkiye'de, yurt dışında sistemleşmiş biliyoruz bazı çalışmalar var. Ama Türkiye'de çok yeni aslında. Türkiye'de akademik olarak ders kitabı çalışmaları alanının sistematikleşmesine hizmet ettiği için de ben de son derece önemli diye düşünüyorum. Nostaljik bir an oldu tabii hepimizi böyle toplayınca. Bir arkadaşımız daha geldi. İstersen siz de şey yapalım. Tanıyalım, dışarıda kalın. Hacer Popo. Şimdi
Ben bir 20-25 dakikada toparlamaya çalışayım kısaca bulguları. Ondan sonra beraberce de konuşuruz ve ikinci yarıda da taslak hakkında tavsiyeler var. Onları bir şekilde kısaca yine konuşuruz ve hep beraber biraz daha genişletmeye çalışırız. Gülay'ın da dediği gibi bu raporun arkasında var. 245 tane ders kitabı incelendi. Niteliksel tarama ölçütlerine göre. 38 tane ölçüt var. Bu 38 tane ölçüt her seferinde Danışmanlar Kurulu'nun da katkısıyla yenileniyor. Geliştiriliyor bu 38 tane ölçüt. Bu 38 tane ölçüte baktığımız zaman şurada gördüğünüz o ilk sayfada bu ölçütlerin başlıkları var. 5-6 ölçüt işte biz ve ötekilere dair ifadeler. Yaklaşık 10-11 ölçüt doğrudan insan haklarına aykırı ifadeler taranıyor bu başlık altında. Bir başka başlık ölçütlerde demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramları nasıl aktarılıyor? Bir başka başlık toplumsal cinsiyet alt başlık olarak ve sonuncusu da ders kitaplarındaki eğitim felsefesi. Ve bunların işte dediğim gibi çok farklı ölçütleri var ve toplamda 38 tane ölçüt yapıyor. Bu projenin bir farkı ilk ikisinde sadece evrensel insan hakları sözleşmelerine, standartlarına aykırı ifadeleri ve görselleri raporlamıştık. Bu projede bu açıdan başarılı örnekler de, iyi örnek diyoruz tırnak içerisinde, iyi örnekler de tarandı. Yaklaşık, geçmeyelim daha, 4000 tane veri çıktı. İlkinde de öyleydi. Yani basın böyle çok seviyordur böyle kaç bin veri çıktı, ne oldu falan diye. Ama bizim derdimiz hani böyle şu kadar 1000 tane veri falan değil, örüntülere bakmak. Örüntüden de kastımız şu, yani bir kadını örneğin ev işi yaparken göstermesi bir kitap, ders kitabının başlı başına sorun değil. Ama ders kitabındaki 100 örnekten 80'i 90'ı kadını sadece ev işiyle gösteriyorsa o zaman bu bir örüntüdür. Kendi içerisinde bu sorunlu bir şeydir. Dolayısıyla biz yani zorlasak aslında daha da fazla çıkabilir. Ama temelde örüntüleri bulmaya çalıştık. İşte biz nasıl tanımlanıyor, demokrasi kavramı nasıl tanımlanıyor, insan hakları kavramı nasıl tanımlanıyor. İlk iki projenin de deneyimiyle bu sefer kademeli bir kontrol sistemi kurduk. Ben buradaki tarama ölçütlerini şeyde de kullanıyorum, üniversitede de kullanıyorum. Orada bir dönem yetişmiş elimizin altında öğrenciler vardı. Yani bu ölçütlere aşina, ders kitapları çalışmış çocuklar vardı. Daha evvelki projelerden gönüllüler vardı. Onlarla beraber bir şey oluşturduk, bir tarama ekibi oluşturduk. Tarama ekibi kitapları tarıyor ve eğer ihlalse ölçütlere göre ya da iyi örnekse onun fotokopisini çekiyor, işaretliyor şu madde falan diye bize veriyor. Dolayısıyla bizim elimizde böyle 4000 tane bir veri. Bunların yaklaşık 300-350'si iyi örnekti. Yani %10 civarında falan böyle. İyi örnekler, biraz onlardan da ben size bahsedeceğim. İlk iki projede yine veriler farklı yazarlara dağıtılmıştı. İşte militarizm konusunu başka bir arkadaşımız yazmıştı. Toplumsal cinsiyet konusunu başka bir arkadaşımız yazmıştı. Türkçe kitaplarını Deniz Hoca yazmıştı, böyle kitap bazında, konu bazında. Bu sefer dediler ki daha kısa bir rapor olsun, böyle büyük bir şey yapmayalım, tek bir kişi baksın. Hiç akıllıca bir şey değilmiş. Şimdi olsa girmem böyle bir şeyin altına. Ufak bir rapor kitaba dönüştü. Yani o kadar veri, 20 bin dediler ama yaklaşık 45 bin kelime falan bir rapora dönüştü. Ama umarız iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi nasıl sunalım diye danışma kuruluyla da konuşurken birkaç şekilde sunulabilirdi bu veriler. Yani ne bileyim edebiyat ders kitapları diye bir başlık atılabilir. Ders bazında sunulabilirdi. Ya da tarama ölçütlerinde olduğu gibi işte insan haklarına aykırı ifadeler diye başlanabilirdi. Fakat baktık ki hemen hemen her konu aslında gelip bu kolektif kimlik, milli kimlik anlatısına dayanıyor. Yani insan haklarından bahsederken de insan hakları zaten hani bizim özümüzdedir. Demokrasi zaten Türk milleti temelde demokrattır. Söylemine geldiği için her şey bu biz kavramına geldi, dayandı. Biz ve ötekiler. Biz ve evrensel, yerel ve evrensel. Dolayısıyla dedik ki, raporu da böyle kurduk. Birinci bölümde öncelikle hiçbir yoruma kaçmadan
bu biz kurgusu nasıl ders kitaplarda, farklı ders kitaplarında kuruluyor, biz anlatısı, bunu deşifre edelim. Dikkat ederseniz birinci bölümde, okuma fırsatınız olursa, pek yorum yapmadan sadece işte o anlatıyı vermeye çalıştım. Ondan sonra da biz ve ötekiler işte anlatısının sorunları, demokrasi, beylik, toplumsal cinsiyet, eğitim felsefesi diye yine bu başlıklar altında iyi örnekleri ve şeyler raporlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda, şimdi bu bir tartışma konusu. Şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Bazen şey şüphesine düştük işte Sevim Hoca'da konuşuyorduk. Tamam da yani 2009'da taradık, ne değişti? Şimdi düşündüğümüz zaman 2009'dan bu yana aslında bayağı bir değişiklik oldu. Hem Türkiye'de hem müfredatta. 2009'da tarih vakfıyla eğitimin toplumsal uzlaşıdaki rolü diye bir projeye başlarken hatırlarsınız tarih vakfındaki arkadaşlar. Yani daha açılım falan olmamıştı. Kürt meselesi bu kadar rahat konuşulmuyordu. Biz demiştik önden gidelim. Hani materyal hazırlayalım. Ama 2009'dan bu yana görüyoruz nereden nereye geldi. Milli güvenlik dersi kaldırıldı. Herkese, müfredattan. Önemli bir şey, aşama. Okullara seçmeli dersler konuldu. Zazaca, Kurbançı, Zazaki, Lazca, ondan sonra Abazaca seçmeli dersler konuldu. Buyurun hocam, burada da şey var. Yer var. Kusura bakmayın. Seçmeli din dersleri konusu, temel dini bilgiler, işte Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim başlıklı, 3 tane seçmeli ders konuldu. Süryaniler ana dilde eğitim hakkı bir nevi elde ettiler ama yapacak halleri kalmadı. Anladığım kadarıyla Midyat'taki bizim görüşmelerimizde çok geç verilmiş bir hak. Dolayısıyla bayağı bir değişim var. Ve Türkiye'de bu anayasa tartışmalarına falan baktığımızda Türkiye yeni bir aslında bir kolektif kemik geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni bir birlikte yaşama projesi geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ders kitapları diyoruz. Biz bu çalışmayı meşrulaştırırken ders kitapları bir ülkedeki resmi söylemin sınırlarını ortaya koyan belgeler. Yani bir ders kitabı size, bize, milyonlarca insana aslında Türkiye'de bir ülkede nereye kadar siz rahat konuşabilirsiniz, nereye kadar rahat konuşamazsınızın aslında size ipucunu verir. O yüzden bir ders kitabına girmesi herhangi bir bilginin, herhangi bir yorumun son derece önemli diye düşünüyoruz. Ders kitapları okunsun okunmasın. Çünkü bazıları öyle diyorlar, bazı öğretmenler. Ya ders kitabı zaten kullanılmıyor. Kullanılmasa da aslında biliyoruz o ders kitabında bize ne mesajı verildiğini. O yüzden böyle ilkokul yaşındaki bir çocuk, bizim bir öğrencimiz, Atatürk hakkında bir araştırma yapan öğrencimize diyor ki, abla ben konuşurum da senin başın belaya girmesin. İlkokul öğrencisi, Atatürk hakkında. Yani bu şeyi nereden alıyor? Yani bir kanalda ders kitapları. Dolayısıyla ders kitapları bu bağlamda okunsa da okunmasa da önemli metinlerdir diyoruz. Tarih Vakfı ve işte benim çalıştığım sosyoloji ve eğitim çalışmaları merkezi olarak. Şimdi bu bağlamda baktığımızda ders kitaplarında kolektif kimlik anlatısına bakarsak biz derken kastedilen hala kökleri Orta Asya'ya dayanan ve Müslüman olan Türkler kastediyor. Yani ikinci projede Türk tarih tezinin biraz azaldığı falan görülmüştü. Fakat son zamanlarda o 1930'ların Türk tarih tezinin tekrardan coğrafya kitaplarında, tarih kitaplarında daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülüyor bulgulara göre. Devam edelim. Mesela şöyle deniyor tarih kitabında, karakterlerine uymayan, farklı inançları benimseyen bazı Türk boyları, yalnız eski düşünce ve anlayış tarzların değil, milli kimliklerini de kaybederek Türklükten uzaklaşmışlardır. Dolayısıyla aslında hani Türk olmak, Orta Asya'dan gelmek ve ama aynı zamanda Müslüman olmak. Müslüman olmayanlar Türklüklerini de kaybediyorlar. Dolayısıyla Türk, Sünni, Müslüman ve bir etnik gruba gönderme yapılıyor. Devam edelim. Şöyle bir şey var, sorun var kitaplarda. Biz derken kastedilen yine örneğin ikinci örnek, Türkçe 3 kitabı. Dini ve milli bayramlar öncesi evinizde hangi hazırlıklar yapılır? Yumurta boyarız. Hayır, tam tersi. Ermeni okullarında şey yapıyorlar işte, kurban bayramı falan mı sanırım? Yani diyorum şey, yavrum sen Müslüman mısın? Hayır ama. Ya ama yani ders kitabı öyle etkinlikler veriyor ki Türkiye'deki herkes
Müslüman. Sünni Müslüman. Ve çok tartışılan bir şey, tavsiyelerde de açacağız bu konuyu. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Bu kitap sürekli dininiz diye hitap ediyor. Peygamberiniz diye hitap ediyor. Şimdi kültür dersi ise, yani İslam dinine göre demek başka bir şey, dinimiz demek başka bir şey. Dolayısıyla biz derken kastedilen sadece Orta Asya süreç içerisinde Müslümanlaşmış bir topluluk. Şimdi peki bu bizim dışında kalanlar kimler? Bahsedilen, bahsedilmeyen. Orada 5 tane grup koyduk. Gayrimüslim tırnak içerisinde azınlıklar, Kürtler, ateistler, sakatlar, engelliler ve Aleviler. Şimdi Kürtlerden başlayalım. Kürtler tahmin ederseniz hala o kolektif kimlik anlatısının içerisinde yoklar. Ve sadece hala zararlı cemiyetler bahsinde geçiyorlar. Ateistler, satanistlerle beraber din dersi kitaplarında topluma zarar veren insanlar olarak zikrediliyorlar. Açık açık etiketleyici ifadeler var ateistlere karşı. Sanki Tanrı yokmuş gibi inanırlar, davranırlar gibi böyle hani komik ifadeler de var. Aynen öyle. Sakatlar, engelliler sosyoloji kitaplarında olumsuz sapma kategorisi olarak geçiyorlar. Hep acıma temelli, eşit görülmeyen bir kategori ve olumsuz sapmaya sakatlık örnekleri. Sosyolojik olarak yani sapkın bir olumsuz sapma. Şimdi gayrimüslim azınlıklara baktığımız zaman üst şeye bir bakalım o alıntıya. Nasıl Türklüğün aslında etnik olarak kurulduğunun bir örneği İnkılap Tarihi kitaplarından. Diyor ki kitap Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ticaret işleri yabancıların ve azınlıkların elinde. Türk vatanseverliği temelleri üzerine kurulan bir devlette bu durum devam edemezdi. Cumhuriyet en kısa zamanda Türk milletini ticari ilişkilerde etkin bir hale getirmeliydi. Yani azınlıkların elinde olması kabul edilemez. Dolayısıyla Türklerin eline verilmesi demek zaten siz tırnak içerisinde gayrimüslimleri Türklük tanımının dışında tutuyorsunuz. Bu bağlamda Aleviler son yıllarda kitaplara girdiler. Din, kültür ve ahlak bilgisinin 7. sınıf dersinde de 12. sınıf dersinde, özellikle 12. sınıfta yaklaşık 8 sayfa, 10 sayfa Alevilikten bahsediyor. Çeşitli vesilelerle. Fakat bu alıntılar takdir edersiniz ki daha çok Diyanet'in tanımları ve Türkiye'deki bu Alevilik olgusunu yansıtmaktan çok uzak. İşte birinci cümle, Hazreti Ali'yi seven, sayan ve ona taraftar olan kişi Alevi denir. Allah'ın birliğine inanan, Hazreti Muhammed'i son peygamber olarak kabul eden, kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim olan, Hazreti Muhammed'i ve onun ehli beytini seven Müslümanlar Aleviler. Dolayısıyla bu kurgu tartışabiliriz. Olumlu adımlı değil mi falan diye ama hani bu çeşitliliği yansıtmaktan uzak. Şimdi sonuç olarak bu biz ve ötekiler şeyini bitirirken şunu diyoruz. Okullara bu son yıllarda Kürtçe, Abazaca, Lazca gibi derslerin konulması aslında resmi diyelim iradenin, siyasi iradenin bu topraklarda farklı kültürlerin, farklı grupların yaşadığını kabul etmesi anlamına geliyor. Ama ders kitapları hala tek dilli, tek kültür. Dolayısıyla bu aranın kapanması gerekiyor. Kitaplara baktığınız zaman kentli, eğitimli, orta sınıf kültürüne dayanan görseller var. Yani farklı sınıflardan insanları göremiyoruz. Bütün görseller orta sınıf. Ve yine üçüncü bulguya bakarsanız ders kitapları Türkiye'deki toplumsal çeşitliliği yansıtmaktan uzak. Kitaplarda Kürtler, Ermeniler, Museviler, Rumlar, Abazalar, Lazlar, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim grupları ve başörtülüler yer almıyor. Yok. Hayır yani din dersi kitaplarında da yok. Yani eğer Türkiye'deki çeşitlilikten bahsediyorsak. Din dersi kitaplarında kullanmışlar. Evet orada da az ama yani yok bir şekilde. Ve ders kitapları Türkiye'deki bu anlamda bir bulgu. Yani Türkiye'deki tarihsel birikiminde, entelektüel seviyeninde, siyasal ve toplumsal gelişmelerin de gerisinde. Nasıl okuduğumuza bağlı olarak. Şimdi bu ilk şeyi kapatmış olalım.
Bir önemli bulgu, bu ulusal kimlikle alakalı, ulusal anlatıyla alakalı. Ders kitaplarında şöyle bir şey var. Devam edelim bir dakika. Bir dakika, devam edelim. Şimdi, ders kitaplarında hem bir üstün kültür, yani Türk dediğimiz unsur üstün kültür, hem de sürekli zayıf ve tekrar. Örnekleri kısaca geçebiliriz. Bizim milletimiz temelden demokrattır. Yani eski kuruluşlar demokrasi örnek olarak görülüyor. Mutlu Hoca burada. Batı'da kabul görmüş evrensel değerler, insan haklarına ilişkin hükümler asırlar önce Hazreti Muhammed tarafından dünyaya ilan edildi. Şimdi bu çok yapılan bir şey. Anakronizm. İnsan hakları Hazreti Muhammed tarafından ilan edildi. Türk ordusu dünyanın en mükemmel, disiplinli ve kahraman ordusu. Türkçe dünyada kulağa en hoş gelen lisan. Şimdi bunlar hep söyleniyor. Ama aynı zamanda yazarlar Türkçenin yozlaştığı konusunda hemfikir. Aynı zamanda yazarlar Türkiye'yi, en son alıntıya bakın, Türk milleti kendi kabahati olmaksızın batıdan geri kalmıştı. Sürekli geride olarak resmediliyor batıdan ve Avrupa'da. Yani hem üstün kültür hem de sürekli batının gerisinde, tehdit altında, İngilizce karşısında dili tehdit altında olan, farklı ülkeler karşısında tehdit altında bir ülke var. Dolayısıyla tarihe hep bir ayna muamelesi yapılıyor. Mutlu'nun tarihidir. Söyle söyle, ne diyorsun sen? Ayna ayna söyle bana, en güzel kim diye. Dolayısıyla hani her şeyin özü bizde, bütün her şeyin özü bizde ama aynı zamanda biz bugün çok zayıfız. Muhteşem bir geçmiş var. Bunun üzerine kurmamız gereken bir gelecek var. Fakat bugün yok ders kitaplarında. Ama bizim burada suçumuz. Yok. Kabahati olmadan. Dolayısıyla bu... Değerli yalnızlık. Değerli yalnızlık. Evet. Bugünkü siyaseti açıklayan bir şey. Bakan diyor ya, bizden bilim adamı çıkmaz. Evet. Yani birçok şey söylemek. Yorumlarınızı burada alırız. Bu bir nevi aslında tabii yani kelimenin anlamıyla aşağılık kompleksini de besleyen bir şey. Hem üstün olma hem de sürekli kendini aşağıda bir geride görme. Anlamda hani bir de hayran etmesi meselesi Türkçe. Nasıl? Baksana orada Türkçe. Anlamda hani bir de mektup ve hayran eden bir insan. Melodisini falan kastediyor. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. 2002'deki raporda Ayşe Hocalar'la da yaptığımız ilk raporda mesela şöyle ifadeler vardı. Türkçe üstün bir lisandır. Türkçe'de hatırlarsınız siz, Rumca'nın yılan hışırtısını andıran S seslerine rastlanmaz. Böyle ifadeler var. Açık açık. Türkçe'de Rumca'nın yılan hışırtısını andıran S. Fakat onlar şu an yok. Yani açık ayrımcı ifadelere rastlanmıyor açıkçası. Ama anladı devam ediyor. Şimdi bu tehdit altında vurgusu niye önemli? Bir sonraki şeye bakarsak, çünkü militarizm. Militarizm. Yani milli güvenlik dersi kaldırıldı ama milli güvenlik dersinin ruhu diğer kitaplarda yaşıyor. Şimdi bakın, ilk yukarıdaki resme bakalım. R sesini öğretiyor. Türkçe bir okuma yazma öğreniyorum. Bu R sesini ata er ol hecesiyle öğretiliyor ve asker resmiyle beraber. İki tane kitap var. İki kitapta da ne tesadüf ki asker resmi kullanılmış ve ikisi de ata er ol diyor. Aşağıdaki alıntı yine Türkçe bir kitabından. Cemil büyüdüğün zaman ne olacaksın? Asker olacağım. Asker olup da ne yapacaksın? Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onu buradan kovacağım. Okuma yazma öğreniyorlar. Bir. Ve bu örüntü 2'de, 3'te, 4'te her sene devam ediyor. Özellikle Türkçe kitaplarında olmak üzere diğer kitaplarda ağırlıyor. Yandaki alıntı bir Türkçe 2 kitabından. Çocuk asker. Kastamonulu hemşerim benim, Mustafa. Düşman siperlerine gönderiliyor bir şekilde. Onlara su götürme bahanesiyle. Yani bir taraftan hani işte ölümler olmuyor diyoruz, çocukları konuşuyoruz, dağı konuşuyoruz vesaire. Ders kitaplarında çocuklar örnek askerler rol modeli olarak gösteriliyor. Türkçe kitaplar. Yani çocuk askerler. Bu tabii takdir edersiniz ki çocuk hakları sözleşmesine, evrensel insan hakları sözleşmelerine toptan
aykırı bir durum. Maalesef bu militarizm vurgusu devam ediyor. Toplumsal cins, bir şey daha var. Bu da rastladığımız, bunu da şey yapalım, devam edelim. Bu da arkadaşlar herhalde yeni bir olgu. Eski şeylerde rastlamıyordum. Sosyoloji kitaplarında Çağın Polisi dergisinden bir sürü alıntıya rastlıyoruz. Evet, Çağın Polisi dergisi. Toplumsal kontrol kavramı Çağın Polisi dergisindeki yazılarla anlatılıyor. Mesela bakalım Gazi Acarsoy'un Nereye Gidiyoruz yazısından. Diyor ki Gazi Acarsoy, acı bir gerçek var ki belirtmeden geçemeyecek. Suç işleyen şahsın kendini bilmez bir şekilde savunur, haklılığını savunur olması ve çoğu zamanda görevi başındaki kamu görevi yapan memura kafa tuttuğunu görmek değil. Bunu izleyenlerin yapılan davranışları ayıklayacakları yerde helal olsun, nasıl da polise kafa tuttu diye suçluyu över hale geldiğini üzülerek şahit oluyoruz. Karakolda hırsız polise karşı gelmeyi ve yaptığı hırsızlığı kameralara utanıp sıkılmadan anlatmayı marifet sayıyor. Böyle suçluları izledikçe ne hallere düşüp demekten kendimi alamıyorum. Bu örnekler nasıl bir ahlak çöküntüsü yaşadığımızı gösteriyor. Sosyolojiler. Ve bunun gibi başka alıntılar da var. Toplumsal bozulma, toplumsal çöküntü, toplumsal kontrol Polis dergisinden alıntılarla anlatılıyor. Dolayısıyla militarizmden bahsedeceksek, hani özellikle son 1-2 yıllık bir süreçte bu polis vurgusu da yapılması gerekiyor herhalde. Bunu özellikle bir şekilde altını çizdik. Toplumsal düzeni sadece şey bağlamında mı almışlar? Asayiş meselesi bağlamında mı almışlar? Muhteşem geçmiş. Şu an ahlaki çöküntü içerisindeyiz. Dolayısıyla zaten hani işte ayağa kalkmalıyız. O özümüze dönmeliyiz, değerlerimize dönmeliyiz. Devam. Şimdi son iki şey, slide arkadaşlar, toplumsal cinsiyetle alakalı. Toplumsal cinsiyet konusunda ilerlemeler var, iyi örnekler var, başarılı örnekler var. Erkekleri böyle işte ev işi yaparken gösteren nesillerin sayısında oldukça fazla artış var. Cinsiyetçi dili terk eden kitapların sayısında bir artış var. Örneğin o yandaki alıntıya bakarsak, uzun yıllar önce Hezarfen Ahmet Çelebi adlı bir bilim insanı yaşamış. Çok fazla kullanmaya başlamışlar bilim insanı lafını. Bu iyi bir şey. Bir de böyle iyi pasajlar var. Mesela Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi kitabından. Evde, okulda, işte görev paylaşımı yapılırken toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olmamak için neler yapılmalı gibi sorular var. Bu kitap maalesef kaldırıldı. Şu anda yani bu ders kaldırıldı. Dördüncü sınıfa şu an işte insan hakları yurttaşlık diye bir ders koyuyorlar. Ama hakikaten son yıllardaki iyi pasajlar içeren kitaplardan biri. Ama maalesef, devam edelim, cinsiyetçi roller devam ediyor. Cinsiyetçi roller devam ediyor. Cinsiyetçi anlatı devam ediyor. Mesela şöyle ifadeler çok yaygın. Sağlam temel, sağlam evler, sözüm size mimar beyler. Mimar beyler, doktor amcalar retoriği devam ediyor. Bir örüntü olarak. Yine ilk iki raporda da bulduğumuz, fen kitaplarında, matematik kitaplarındaki sorularda Fahriye Hanım yaptığı kurabiyelerin bir bölü dördünü diye başlayan birçok soru var. Orada bu sefer alt alta dizdik. Yani siz böyle seçiyorsunuz diyorlar çünkü bize. Hayır, seçmiyoruz, bakın bunlar bir örüntü diye. Ben 7-8 tane örneği dizdim. Yine İrem Hanım 10 adet gömleği yıkamak üzere çamaşır makinesine attı. Bedenleri aynı. Evet. Şu çok döndü. Medyada görmüşsünüzdür. Hürriyet'te, diğer yerlerde bayağı da alıntılarlar. Referans da vermediler çalışma nedenlerine. Evet. Gelin içeyim. Yani kız öğrencilerinizden birine gelin rolü veriniz. Kına yakılmasını canlandırınız. Kınanın gelin olacak kızın evine bağlı kalacağını sembolize etmek üzere yakıldığını, gelinin evini ve kocasının yoluna gerekirse kurban olacağını altını çizdiniz. Bu tür ifadeler. Yine sosyoloji kitabında şöyle ifade de var mesela. Kocası, yani kendisi dışarıda çalışan, kocası yazar olduğu için evde oturan ama ev işi yapan, dolayısıyla mutsuz bir kadın. Yani kendisi dışarıda kadın çalışıyor, kocası evde yazar, eve geliyor, ev işleri yapılmış. Kocasına diyor ki, ya kendimi kadın gibi hissedemiyorum, yapma. Sosyoloji kitabında yine muhafazakar bir yazarın yazısından alıntılanmış bir ifade.
Yani bu örüntü devam ediyor. Ve bu bağlamda eğitim felsefesiyle alakalı şeyleri koymadık. Birçok tabii tonlarca alıntı var. Ama çok temel bir şey. Özcü anlatılar devam ediyor. Yani işte her şeyin özünün bizde olduğuna dair. Normatif ifadeler hala bilimsel ifadelermiş gibi verilmeye devam ediyor. Normatif ifadeler, bilimsel ifadelermiş gibi. Atatürk yerli yersiz. Bunu biliyorsunuzdur işte Zehra Hanım biliyor. Atatürk'le ilgili kazanımlar var. Yani canlıların uyum konusunda birdenbire metin Atatürk'e geçiyor. Canlıların uyumu konusunda milli birlik beraberliğe geçiyor. Aynı paragraf içerisinde. Örneği var şey. Dolayısıyla Atatürk yerli yersiz anlatılıyor. Pisagor'la beraber aşağıdaki bilim adamlarından hangisi diyor mesela Pisagor, Atatürk filan diye geçiyor. Çünkü bir tane şey geometrikle beraber 20-30 dakika bir şey. Tercüme yani bilmiyorum işte. Vesaire vesaire. Yani ve en temelde sonra bunu söyleyip bitireyim. Ders kitapları hala tek perspektifli. Yani hemen hemen her konuda öğrencilere sadece tek bir yorum ve tek bir perspektif kağıt üzerinde eleştirel düşünme kazanımı var. Birçok kazanım var ama bu hayata geçmiyor görebildiğimiz. Eğitim felsefesi bu anlamda hala maalesef son derece sorumlu değil. Ben burada bırakayım. Yani yine bulgulara dair anladığım kadarıyla toplantı üzerinde yorumlar arkadaşlarımdan not edecekler. Ondan sonra da tavsiyeler üzerine kısa bir sunum yaparız. Ondan sonra onun üzerine ben bir yere gitti herhalde. Ben, hocam veya siz moderatörlük yapabilirsiniz isterseniz buyurun. Ben şey